Söz vatandaşım dedik. Bugün konuğumuz oto yıkama esnafının sorunlarını dile getirecek olan Adem Türköz. Öncelikle herkese merhaba. Adem Türköz ben. 29 yaşındayım. Abimle birlikte oto yıkama boyası göçük düzeltme işiyle uğraşıyoruz. Bugünkü bahsetmek istediğim konulardan birazı aldığımız ürünlerin son 6 ve 7 ay içinde olan faiz zamlarından bahsetmek istiyorum ben biraz. Örneğin 165 liraya aldığım bir otoköpüğü şu an itibariyle 322 lira oldu. Yani bu 6-7 aylık bir süreçte. Ondan sonra yapılan elektrik ve suya şu anda yapılan aşırı derecede zamlardan dolayı da belim bükülmüş durumdadır açıkçası. Şu anda aylık 1,5-2000 lira civarı elektrik ve su ayrı ayrı olmak kaydıyla yüksek zamlardan dolayı yüksek faturalar ödüyoruz tabii ki de ister istemez. Bunlar belimizi büküyor. Bunları tabii müşteriye yansıtamıyoruz. Müşteriye yansıttığımız zaman da tabii insanlar ister istemez uzak durmaya başlıyorlar. Ya araçlarını yıkatamıyorlar, şeyini yapamıyorlar. Gerekli de temizliklerini yaptıramıyorlar. En büyük sorunlarımızdan biri budur. Yani ne yapacağımızı açıkçası şu anda bilemiyoruz. Zor durumdayız yani. Esnafa destek olayına gelince, yani esnafa destek kredisi altında kredi açıldı, doğru. Ama bu her esnafa geçerli olmadı. Örneğin biz bu krediyi alamadık. Yapılan kredi sonuçları olumsuz olarak değerlendirildi. Ve bazı esnaflara çıkıyor, bazı esnaflara çıkmıyor. Yani bundaki adaletsizlik sistemi nasıl düzeleceğini bilmiyorum açıkçası. Ayrıca bu pandemi sürecinde biz açık olmamıza rağmen yeri geldik istihdaya bana dükkanı kapattığımız zamanlar oldu. Benim yanımda 5 tane çalışan var. Yani ben bir iş yapamadıktan sonra ne olacak? Mecbur işçi çıkartmaya döneceğim. Ve ben şunu söylemek istiyorum, ben bir babayım. Benim gibi kız çocuğum var. Yeri geliyor ki çocuğuma bazen mama alacak seviyeye kadar bile gelemiyorum. Normalde 60 liraya aldığım bir haftalık mama şu anda 170 küsur liraya kadar çıktı. Son bir sene içinde. Ayrıca aldığım bir 45 liralık bir bebek bezi 75-80 liraya kadar yükseldi. Bu zamlar nereye kadar gidecek, ne yapacağımızı, ne edeceğimizi artık bilemez hale geldik. Bununla ilgili bir çözüm bekliyoruz. Yani çözüm artık takdir Allah'ındır diyorum yani.